Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. 11. sınıf coğrafya 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 1. dönem 2. yazılı sorularında ilk olarak nüfus politikaları 1. yazının da sonuna denk gelen bir konu. Ama ülkemizdeki nüfus politikalarından bahsediyoruz ilk önce. İlk sorumuz, Türkiye'de nüfus politikaları ve bu politikaların etkileriyle ilgili verilen tablo hakkında kısa bir bilgi veririz. Türkiye'deki nüfus politikalarını biz 4 grupta inceliyoruz. Cumhuriyetin kurulduğu yıldan 1965 yılına kadar olan 1. dönem. Bu dönemde savaştan yeni çıkıldı. Savaştan çıkıldığı için nüfus miktarımız az. Bu yüzden çalışacak insanlara ihtiyaç olduğu için nüfusu artırıcı bir politika uygulanıyor. Burada evlenme yaşı düşürülüyor. 15 yaşına kadar düşürülüyor. Ve ilk nüfus sayımı yapılıyor 1927 yılında. Buna bağlı olarak önlemler alınabiliyor. Ve bu 65 dönemine kadar arttırıcı politika oldukça başarılı sonuçlar verdiği için 65-80 döneminde bunu artık bırakıyorlar ve azaltıcı politikaya geçiyorlar. Bu dönemden sonra artık arttırıcı azaltıcıyla birlikte 80'den sonra artık gelişmekte olan bir ülke konumumuza geldiğimiz için 2005-80 arasında artık niteliğini iyileştirici politikaya geçiyoruz. Niteliğini iyileştirici derken eğitim, sağlık, beslenme gibi alanlarda yatırımlarımız artıyor ve bu dönemde artık niteliğini iyileştirici bir politikaya geçiyoruz. 2005'ten sonra tam olarak bir somut politika olmasa da siyasi söylemler nüfusun artması yönündeki teşvikleri gösteriyor. Bunun somut birkaç tane adımı var aslında. Örneğin süt izni, annelerin çocuk doğduktan sonra süreçte süt izninin arttırılması, annelere ilk defa bir yardım yapılması, belli bir miktar maddi yardım yapılması, bir de kreş yardımı, çalışan anneler için kreş yardımı gibi teşvikler var. Yani burada yine bir arttırıcı, bu tam olarak yoğun bir şekilde resmi politikaya dönüşmese de söylemlerle birlikte arttırıcı bir politika olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin 4 dönemi dünyada uygulanan nüfus politikalarının tamamının da uygulandığını gösteriyor arkadaşlar. İkinci sorumuzda Türkiye'de nüfus artış hızı grafiği verilmiştir. Grafiği yorumlayınız. Türkiye'nin ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılından 2017 yılına kadar TÜİK'in verdiği veriler ışığında oluşturduğum bir grafik bu. Grafikte iki tane veri var arkadaşlar. Birincisi nüfus miktarı mavi sütunla gösterilen. İkincisi ise nüfus artış hızı siyah ve kırmızı noktalarla gösterilen. Şimdi önce şuna dikkat edelim. Türkiye nüfusu 1927 yılından 2017 yılına kadar sürekli artmıştır. Yani hiçbir zaman nüfusumuz ne sabit kalmıştır ne azalmıştır. Her zaman artmıştır ama artış hızında değişiklikler vardır. Önce mesela bu grafikle ilgili yorumlar verildiğinde diyeceğiz ki Türkiye'de nüfusun en az olduğu yıl 1927 yıldır. Çünkü mavi sütun en düşük olduğu yıldır. Ama şuna bakıp da mesela sadece artış grafiğini grafik hızını verirse burada biz kırmızıların olduğu noktalara bakarak şöyle demememiz lazım. Türkiye'de nüfusun en az olduğu yıl 1945 yıldır. Bu artış hızının en az olduğu yıldır. Şimdi bunu yorumlayalım. 27 yılında zaten bakın nokta yok. Çünkü bir önceki yıl olmadığı için artış hızı bir önceki yıla göre alınarak yorum yaptırılan bir olgudur. 35 yılında başladık ve sonra bir düşüş var. Bakın 40-45. 45 yılı 40 ve 45 arası Türkiye'de nüfus artış hızının en düşük olduğu yıldır. Yani 1000'de 10'a kadar düşmüştür 1940'lı yıllarda. Neden 1000'de 10'a kadar düşmüş artış hızımız? Çünkü o yıllarda 2. Dünya Savaşı var arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı unutmayalım. 2. Dünya Savaşı'na biz katıldık mı? Hayır, katılmadık. Ama niye nüfusumuz azaldı? 1. Dünya Savaşı'na da direkt olarak katılmayacaktık ama o dönemlerdeki siyasi konjonktür onu gerektirdiği için savaşa katıldık. Burada da öyle bir durum olur gerekçesiyle erkekler askere alındı. O dönemlerde zaten 13-14 milyon civarında nüfusumuz var ve bu nüfusun yarısı kadınlar, çocuklar, yaşlılar vesaire aldığımız zaman 2-3 milyon civarında eli silah tutabilecek erkek kalıyor. Bunların da 2 milyon civarında olanı askere alınca tabii ülkedeki nüfus artışı birden düşüyor. Ama aradan zaman geçiyor ve savaş bitiyor. Savaştan dönüyorlar. Allah Allah, savaştan dönünce birden nüfus artışımız 1960 yılına geldiğimizde 1000'de 30'a kadar çıkıyor. Fıkra gibi.
Savaş bitti. Askerler geri döndü. Nüfus artışımız hızla yükseldi. Ama 65 yılında bakın 65 yılında yine bir küçük düşme var bakın. Neden? Çünkü artık Avrupa'ya işçi göçü var. Özellikle Almanya'ya giden vatandaşlarımız burada çalışmak için gittiklerinde orada kalıyorlar. Ve nüfus artış hızımız. Özellikle erkekler zaten göçü yapanlar. Kadınlar Türkiye'de kalıyor. Sonra diyorlar ki işte biz sizi orada işi yerleşince gelip alacağız. Geri gelenler var. Gelmeyenler de var. Sonra düşüyor burada artış hızımız. Sonra burada normale dönüyor. Bir daha düşme var şu bölgede. İkinci grup Avusturya, Macaristan ya da Kuzey Afrika ülkelerine yapılan bir işçi göçü daha var arkadaşlar. İkinci grup işçi göçü deniyor buna bir. Diyoruz buna biz. Ama ondan sonra 85 yılından sonra artık bakın 85 yılından sonra düzenli bir azalma var. Şurada küçük bir oynama olsa da. Neden? 1985 yılından sonra artık artış hızımız neden azaldı? Çünkü artık ülkemizde gelişmişlik düzeyi arttı. Yani biz gelişmekte olan bir ülke konumuna geçtiğimiz için kadınlar iş hayatına girdi. Kadınlar iş hayatına girince kariyer mi yaparım, çocuk mu yaparım? Çocuk yapmam deyip kariyer yaptılar ve kadınlar iş hayatına katılınca nüfus artışımız düştü ve eğitim seviyemiz arttı. Eğitim seviyemiz artınca artık çocuk eğitim seviyesiyle ters orantılı. Eğitim kalitesi ve seviyesi arttı. Çocuk yapma oranı düşüyor. Ülkemizde de böyle bir durum söz konusu ve bundan sonra artık düzenli bir azalma var. Tabii 2017 yılından sonraki süreçle ilgili bir tam istatistik yok. Şu anki grafik yorumlamamız bu şekilde arkadaşlar. Dikkat edelim. Artış hızıyla artış miktarını karşılaştırmada sakın hata yapmayalım. Miktarla oran arasında çok fark vardır. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Dünyada ilk yerleşim yerlerindeki medeniyetleri haritada vermiş. Bunların isimleri ve kısa bilgiler istiyor. Şimdi bunların isimlerini yazalım. Öncelikle bu Kuzey ve Güney Amerika'daki medeniyetlere bakalım. Güney Amerika'da arkadaşlar bakın Ant Dağları üzerinde. Neredeymiş? Ant Dağları'nda. Ant Dağları üzerinde 12. 16. yüzyıllar arasında yaşamış bir medeniyet var. Bunlara İnkalar diyoruz arkadaşlar. İnkalar. İnkalar Ant Dağları üzerinde ekvatora yakın bir bölgede yükseltinin fazla olduğu alanlarda yaşamışlar. Çünkü etrafta yabani hayat, sivrisinek ve koruma amaçlı, savunma amaçlı kendilerini bu dağların yüksek kesimlerinde yaşamlarını sürdürmüşler. İnkaların medeniyete katkıları var. Mesela patates üretimi yapıyorlar bunlar. Bunun dışında takvim kullanıyorlar. Güneş takvimini kullanıyorlar. Ama tabii coğrafi keşiflerle birlikte buradaki yerliler zamanla nüfusları azalıyor ve hatta Avrupalılar tarafından bu bölge sömürge haline getiriliyor. Burada ise hem Aztekler var hem de Mayalar var. Bu ikisi de Meksika civarında. Bakın burası Meksika arkadaşlar. Meksika civarında yaşamışlar. Ve bu bölgede tarım yapmışlar. Sulamada çok modern teknikler kullanmışlar. Ama bunlar da tabii yine coğrafi keşiflerle birlikte zamanla özellikleri değişen bir medeniyet haline dönüşmüş. Geldik buraya. Burada bir tane akarsuyumuz var arkadaşlar. Bu akarsu Nil Nehri. Unutmuyoruz. Nil eşittir Mısır medeniyeti. Mısır medeniyeti Kuzey Afrika'da Sahra Çölü'nde kurulmuş bir medeniyettir. Tabi can damarı Nil'dir. Ancak Nil bol su taşıyan o bölgelerde yaz aylarında da savan ikliminin yağışları nedeniyle taşkına neden olan bir bölge. Taşkın olduğu için de bu insanlar bu taşma alanını hesaplamışlar. Hesapladıkları mesela akarsu şuradan akıyor. İşte yaz aylarında şuralara taşacak. Şöyle bir alan yapmışlar. Önceden buraya pirinç tohumlarını atmışlar. Taşkın olduğunda buralar suyla dolmuş ve buradan pirinçleri hasat edip yaşamlarını sürdürmüşler ve bu sayede üçgeni bulmuşlar. Üçgenden geometriye, yani geometri bilimini Mısırlar keşfetmiş. Bu taşkın çok fazla diye üzerine de Asvan Barajı yapıldı arkadaşlar. Sınavda soruldu. Ve taşkını düzenleme amaçlı yapılan bir baraj. Milattan önce 6-7 bine kadar dayanan tarihi var Mısırların. Sağlık sektöründe, eczacılıkta, astronomide çok önemli atılımları var. Mısır deyince Nil aklımıza gelecek arkadaşlar. Şimdi bazı yer şekilleriyle bazı medeniyetler eşleştirilmesi lazım. Mesela Ant Dağları deyince İnka aklımıza gelecek. Nil Nehri deyince Mısır gelecek arkadaşlar. Bir arada diğerlerini de yazmaya devam edeceğiz. Şimdi geldik şuradaki medeniyet. Buradaki medeniyetle burada bakın Türkiye'ye de gelen iki tane akarsu var. İki akarsu. Nedir o iki akarsu? Dicle ve Fırat.
Dicle Fırat deyince aklımıza Mezopotamya gelecek arkadaşlar. Mezopotamya. Mezopotamya ismi de Potam arkadaşlar. Potam. Potam. Potamoloji var. Akarsu bilimi. Mezo ise yine ikinci demek. Yani iki akarsunun arası. Dicle Fırat arası. Burada Mezopotamya medeniyeti. Ama bu uygarlıklara çok fazla elimizde bilgiler olmuyor. Çünkü bir buralar çöl alanı olduğu için, kurak bölgeler olduğu için mesela Babil'in asma başlarının kalıntılar falan burada çok fazla yok. Çünkü buradaki medeniyeti sürekli istila edilmiş ve tahrip edilmiş, bir etrafta çok fazla taşa dayalı bir mimari yapı yok. Buralar çöl, karasal iklim bölgesi. Ama Mezopotamya medeniyeti dediğimiz medeniyet Türkiye'nin de Güneydoğu Anadolu bölgesinin özellikle içinde bulunduğu bir alanı oluşturuyor. Ve burada önemli iki tane nehir Dicle Fırat tarım alanlarını suluyor. Buraya geldik. Burada Hindistan var. Hindistan'da da iki tane nehir var. Yine eşleştirme yapacağız. İndus ve Ganj nehirleri deyince aklımıza kobraların diyarı Hint medeniyeti. Ganj burada kutsal nehir. Şurası İndus nehri. Şurası da Ganj nehri. Bunlar da tarihin çok eski dönemlerde, milattan önceye dayanan bir tarihleri var. Bunların da yine aynı şekilde özellikle baharat yolunun oluşumunda, burada Kalküta şehrinden çıkan gemilerin taşıdığı baharatlar Anadolu üzerine getiriliyor. Ve bu medeniyetin de dünya medeniyeti katkıları oldukça fazla. Ve son olarak şurada bir medeniyetimiz var. Çin medeniyeti. Çin medeniyetinde de yine iki akarsuyu eşleştireceğiz. Sarı ırmak ve mavi ırmak. Sarı ırmak ve mavi ırmak deyince aklımıza China, Çin medeniyeti gelecek arkadaşlar. Çin medeniyeti M.Ö. 6-7 bine dayanan çok eski bir medeniyettir. Türklerle mücadeleleri çok önemlidir. Bunların da İpek yolunu Ziyan şehrinden başlayan bir tarım ürünlerinin taşıma alanı olduğu için önemli. Ve Çin medeniyetinin yine barut pusula gibi, kağıt gibi önemli katkıları var. Bu harita üzerinde bu yerlerin kurulmasındaki en önemli faktör birinci sırada arkadaşlar İklimdir. Sınav sorusu olarak geldi. Lütfen dikkat edelim. Yani su kaynakları demememiz gerekiyor. Çünkü cevapta hidrografik yapı diye de geçiyordu üniversite sınavında. İklimdir. Çünkü bunlar genellikle orta kuşaktadır. Genellikle. Çünkü öncelikle iklimdir. Öncelikle. Ama yine baktığımız zaman akarsu boylarına kurulmuştur. Tabi sulama, su kaynakları, tarım gibi faktörler de beraberinde olacaktır. O yüzden su kaynaklarımızı ikinci plana atacağız. Öncelikle varsa seçeneklerde iklim alacağız arkadaşlar. Geçelim bir başka sorumuza. Dünyada bazı şehirlerin fonksiyonları. Fonksiyon ne demektir? İşler. Yani neyden para kazanıyor bu insanlar? Ya da orası ziyaret ediliyorsa niye insanlar oraya gidiyor gibi. Dünyadan örnekler vereceğiz. Önce idari. İdari yönetim demek arkadaşlar. Yönetim olduğu için biz başkent arayacağız. Yani örneğin Madrid, İspanya'nın. Paris, Fransa'nın. Berlin, Almanya'nın. Bern, İsviçre'nin başkenti olduğu gibi. Bunlar idari fonksiyona sahip. Yani illaki başkent olması gerekiyor. Aşağıdaki şehirlerin hangisi idari fonksiyona sahip değildir diye bir soru geldiğinde ülke başkentlerini bu yüzden bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ticari. Önemli ulaşım yollarının kesişim noktasında bulunan şehirler. Mesela Şam şehri. Ticaret yolunun kesişim noktasında. Çünkü İpek ve Baharat yollarının uç noktaları buraya geliyor. Yine Anadolu üzerinden Avrupa'ya açılışta İstanbul şehrinde buna çok güzel örnek olarak verebiliriz. Kültür şehirlerine baktığımız zaman kültür şehirlerinde daha çok böyle üniversite tarzı eğitimle ilgili özelliklere bakmamız lazım ki Oxford, Cambridge, Harvard, Salamanca. Nerede bunlar arkadaşlar? Oxford ve Cambridge İngiltere'de, Harvard Amerika'da, Salamanca İspanya'da. Bunlar üniversiteleriyle meşhur şehirlerimizdir. Sorularda kültür şehirleri olarak geldiğinde bunların isimlerini verebiliriz. Maden şehirleri, orada çıkarılan maden sayesinde nüfusun yoğunlaştığı, bu fonksiyonun ön plana çıktığı şehirlerdir. Mesela İsveç'in Kiruna şehrinde demir madeni ve kömür madeni çıkartılıyor. Ya da Almanya'nın Ruhr bölgesindeki Essen şehri yine buna örnek olarak verebilir. Irak'taki Kerkük petrol şehrine, Rusya'daki Pittsburgh doğalgaz ve kömür çıkarılan bir bölge olması nedeniyle örnek verilebilir. Turizm şehirlerine örnek verecek olursak dünyada en çok ziyaret edilen şehri başa bir yazalım. Paris.
Bunun dışında Roma'yı da turizm şehirlerine alabiliriz. Mısır'daki Şarm el Şeyh, Venedik önemli bir turizm şehri ya da Singapur önemli bir turizm şehri gibi. Yani bunları çoğaltabiliriz ama en önemlileri fonksiyon olarak ön plan çıkanlar bunlardır. Liman şehirleri, bu ÖSYM'nin çok sık olarak bize sorduğu bir fonksiyondur arkadaşlar. Liman şehri birkaç yılı bir karşımıza getiriliyor. Nerelerde liman şehirlerimiz var? Bunlara bakalım şimdi. Seçeneklerde karşımıza gelen Yemen'in Aden şehri var. Babülmendeb Boğazı'nın hemen çıkışında yer alıyor. Güneydoğu Asya adaları içerisinde yer alan bir küçük ülke Singapur. Burası da bir liman şehri. Çin'de yer alan Hong Kong ya da yine Şangay. Şangay'ı da çok kullanıyor. Hatta yerel saat sorularına da çok karşımıza gelir. Hindistan'ın Kalküta limanı yine. Hollanda'nın Amsterdam ve Rotterdam limanı. Almanya'nın da Hamburg. Hamburg cevabı olarak da çıktı birkaç kere. Hamburg limanları önemli özelliklere sahiptir. Tarım şehirleri olarak da yine dünyada önemli üretim alanları. Mesela Fransa'nın Bordeaux ya da Amerika'nın Dakota. Dakota çekirdekleriyle meşhur. Bordeaux şaraplarıyla meşhur. Çin'in Xi'an pirinç tarlalarıyla, buğday tarlalarıyla meşhur. Bunun gibi şehirleri. Bunlar tabii milli eğitimin ve ÖSYM'nin çok kullandığı sorulardan derlediğim şehir isimleri olduğu için aldım. Askeri şehir. Askeri şehirler çok fazla yok aslında ama şöyle. Dünyada askeri örgüt olan NATO'nun merkezi Brüksel olduğu için bunu bir askeri şehir olarak alabiliriz. Belçika'da arkadaşlar. Belçika'nın Brüksel başkenti. Hem askeri hem idari şehir olarak burayı alabiliriz. Sanayi şehirleri, dünyada sanayi devriminin ilk başladığı şehir olan Manchester'la Manchester ya da Almanya'nın Düsseldorf ya da Japonya'nın Tokyo şehirlerini yine ÖSYM'nin çok kullandığı şehirler olduğu için örnek verebiliriz. Dini şehirler, dini içeriği ön planda olan ya da buraya işte dini tabirle hacı olmak için giden insanların çok kullandığı şehirler. Mekke, Kabe'mizin bulunduğu yer. Medine, yine kutsal şehrimiz. Üç büyük dinin merkezinin bulunduğu Kudüs, Mescid-i Aksa ve papalığın merkezi olan Roma ya da aynı şekilde Vatikan. Çünkü Roma zaten çifte başkenttir. Hem İtalya'nın hem Vatikan'ın başkenti olarak alınır. Bunun gibi şehirler verebiliriz. Gelelim Türkiye'deki fonksiyonlar neler var? Türkiye'de bazı şehirler vermiş. Bu sefer biz fonksiyonlarını yazacağız arkadaşlar. Bu şehirleri fonksiyonlarıyla ya da fonksiyonu verip şehirleri de isteyebilir. Yine ben ÖSYM'nin sorduğu şehirlerden ve milli eğitim kitaplarımızda çok karşımıza gelen şehirlerden, sorularda karşımıza gelen şehirlerden aldım. Zonguldak deyince aklımıza zaten kömür geliyor. Yani taş kömürü. Taş kömürü olduğu için de biz bunun fonksiyonuna daha çok maden diyeceğiz. Tabi beraberinde aslında fonksiyon olarak sanayi de ekleyebiliriz. Çünkü burada taş kömürüne bağlı olarak ortaya çıkan demir çelik fabrikaları olduğu için buna biz sanayi şehri de diyebiliriz. Yani bir şehrin birden fazla fonksiyonu olabilir. Ama en ön planda olanı karşımıza daha çok geliyor. Ankara, tabi öncelikle Ankara'nın fonksiyonu idaredir. Çünkü başkenttir. Ama onun dışında yolların kesin noktasında olması, ticaret şehri olmasına da, üniversite şehri olmasına da beraberinde neden olmuş olabilir. Batman, Türkiye'de ilk petrol çıkartılan yerdir. O yüzden buraya yine maden şehri diyebiliriz. Genellikle maden şehirlerinde de fabrikalar olduğu için ki Batman'da petrol rafinerisi olduğundan dolayı buraya sanayi şehri de diyebiliriz. Hakkari. Hakkari Türkiye'nin en güneydoğu ucunda ve daha çok buradaki terör olayları veya savunma amaçlı yapılmış olan askeri birliklerin olması nedeniyle askeri şehir olarak alabiliriz. Alanya en baştaki fonksiyonu tabii turizmdir. Ama tabii turizm şehir anlamında genişlemeye neden olduğu için tarım faaliyetlerini azaltmıştır aslında Alanya. Hem seraların hem muzun da yetiştiği bir şehrimizdir. Yani tarım şehri olarak da alabiliriz. Silifke, Türkiye'de çileğin en çok üretildiği yerlerden birisi. Yurt dışına satılan. Ayrıca muz seralarının yine Anamur'la birlikte ön plana çıktığı, seracılık faaliyetlerinin önemli olduğu bir şehrimizdir. Bu yüzden
tarım şehri olarak da alabiliriz Silifke'yi. Marmaris deyince aklımıza zaten hemen turizm gelir ve yaz aylarının vazgeçilmez yerlerinden birisidir. Göreme, Ürgüp Göreme, Kapadokya, güzel atların ülkesi ya da güzel atlar bölgesi diye de bilinir ve peribacaların olduğu Nevşehir çevresinde yine turizm amaçlı kullanılır. Eskişehir hem yollar üzerinde olması nedeniyle bir ticaret şehri hem de bir üniversite şehridir. Üniversite, gençlik bu bölgede oldukça önemli bir fonksiyon oluşturuyor. Bu yüzden kültür şehri de diyebiliriz. Malatya kayısısıyla meşhurdur ve bu yüzden bir tarım şehridir. Adana'da birçok fonksiyon var. Zaten bazı sorularda birden fazla fonksiyon olabilir ya da beraberinde işte pamuk, mısır, karpuz, turunçgil yetiştiği için tarım fonksiyonunu. Üzerinde birçok fabrika, bu delta üzerinde kurulan fabrikalar nedeniyle sanayi şehri, otomobil fabrikası, otobüs fabrikası olabilir. Aynı zamanda ticaret şehridir ve son dönemlerde Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bora Hattı, Ceyhan Adana'da. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bora Hattı gibi bir Bora Hattı daha var. Kerkük Yumurtalık Bora Hattı da. Yumurtalık da Adana'ya yakın olması nedeniyle bu fonksiyonu petrol ya da maden fonksiyonu gibi kullanabiliriz aslında. Bora Hattı, enerji fonksiyonu ön planda. Rize, çay, kivi ve turunçgil nedeniyle bir tarım şehrimizdir. Akhisar yine tütünün, zeytin üretildiği bir yer olduğu için yine tarım şehridir. İzmir, Seferihisar tarım şehridir. Aynı zamanda turizm şehridir. Sahil kentin olması nedeniyle. Yani tarım ve turizmi birlikte yazabiliriz. Didim ön plana çıkan tabii turizmdir ama tarım özellikleri de var vadisinde. İskenderun deyince İskenderun'da demirçelik fabrikası var. Bu yüzden sanayi şehri. Aynı zamanda demirçelik fabrikasındaki üretilen demirlerin satılması noktasında bir liman şehridir arkadaşlar. Samsun, Karadeniz bölgesinin en büyük şehri olan Samsun birçok fonksiyonu bir arada taşıyabilir. Samsun Türkiye'de sigara fabrikasının, tütün fabrikasının, şeker fabrikasının, bakır fabrikasının bulunduğu yerlerdendir. Yani bir sanayi şehri olarak da adlandırabiliriz. Aynı zamanda hem demir yoluyla, hem karayoluyla, hem hava yoluyla, hem de deniz yoluyla gidilmesi nedeniyle ulaşım şehridir. Yani bir liman şehridir de aynı zamanda. Ve yine Karadeniz bölgesinin en önemli tarım alanlarını oluşturur. Türkiye'de de birçok tarım ürünü burada fazlaca üretiliyor. O yüzden tarım şehri de diyebiliriz. Edirne deyince aklımıza tabii her ne kadar Selimiye Camii gelse de Edirne pirinç üretimi, yani çeltik tarımıyla, ayçiçek tarımıyla, şeker pancarıyla da önemlidir. Bu yüzden bir tarım şehridir. Bursa'da Adana'ya benzer bir özelliği var. Yani birkaç fonksiyonu bir arada. Hem tarım hem sanayi şehir olarak beraberinde de ticaret şehri olarak karşımıza gelir. Fonksiyonları da bu şekilde sorularla geçmiş olduk. Yine 11. sınıfa yeni gelen konularımızdan birisi, daha önce 9. sınıfta yer alıyordu. Sakin şehir. Sakin şehir cita, yani bu sita, city yani şehirden geliyor. Sita slow. 1999 yılında nüfusu 50 binin altında olan şehirlerin ortaklaşa İtalya'daki Chianti kasabasıyla ünlü. Yani bu İtalya'daki Floransa çevresindeki Chianti kasabasında başlayan bir akım, belediyeler birliğidir. Ve insanların hayattan zevk aldığı, hiçbir şey için koşturmadığı, yavaş yavaş hayatı ilerlediği bir şehir anlamında. Türkiye'de arkadaşlar 17 tane var, bakın 17 tane. Birkaç ay önce de yeni iki tane eklendi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesiyle Bitlis'in Ahlat ilçesi. İzmir Seferihisar, Muğla, Akyaka ve Gökçeada, Çanakkale. Bunlar ülkemizin özellikle Batı Anadolu'nun yavaş sayılabilecek şehirler. Hani Orta Doğu ve Karadeniz'de zaten çok hızlı bir hayat yok ama Batı'da çok hızlı bir hayat var ve İstanbul'a en yakın olan yavaş şehir Kırklareli'nin Vize ilçesinde var arkadaşlar. Sakarya'da Taraklı ve yine Bolu'da iki tane var. Bolu'da Mudurnu tavuklarıyla meşhur ve Göynük ilçeleri de sakin şehir olarak alınmış. Sinop'un Gerze ilçesi yine sakin şehir olarak alınmış. Ordu'nun Perşembe ilçesi. Artvin, Şavşat, Karagöl var burada. Çok sakin bir şehir. Erzurum'da Uzundere. Erzurum Uzundere sakin şehirlerden. Bitlis'teki en son katılandır.
Bir de bu sular altında kalmış bir şehir, cami minaresiyle meşhur Halifeti. Isparta'da iki tane var. Türkiye'de iki tane olan Muğla, Isparta ve Bolu'dur arkadaşlar. İki tane ilçede olan. Bu Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısındaki Eğirdir ilçesi ve yine bu bölgedeki Yalvaç ilçesi, Isparta ülkemizdeki sakin şehirlerdir. Sakin şehirler giderek artıyor ülkemizde. Geçiyoruz. Hiç soru olarak gelmedi ama karşımıza getirebilir. Bir başka soru. Türkiye'deki kırsal yerleşmeler. Yani kırsalleşme, diğer ismiyle köy altı yerleşmeler arkadaşlar. Köy altı yerleşmeleri köyden daha küçük birimlerdir ve herhangi bir yönetim arz etmiyor. Yani idari birimi yok. Köylerde daha küçük olan yerleşmeler. Şimdi bunların hem özellikleri hakkında bilgi vereceğiz hem de Türkiye'de nerelerde görülür onları anlatacağız. Mezra. Mezra mesireden geliyor aslında. Mezra olmuş. Ve biz bunları gruplandırırken geçici mi kalıcı mı olduğuna bakmamız gerekiyor. Bu kalıcı bir yerleşme. Önceleri geçici bir yerleşmeyken sonraları kalıcıya dönüşmüşlerdir. Aklımıza mezardan gelsin. Mezar kalıcı bir yerleşim. Biz orada artık sürekli kalacağız. Kalıcı bir yerleşim. Mezralar daha çok Doğu Anadolu bölgesine ait. Doğu Karadeniz'de de vardır ama en tipik özellikle görüldüğü alanlar Doğu Karadeniz olduğu için ben 9 numaraya mezrayı yerleştirdim arkadaşlar. Sonra dam. Dam üstüne Çulserer. Leyli Değer. Dam. Bir de şuna dikkat edelim. 3 harfli olanlar arkadaşlar. 3 harfli olanlar geçici yerleşmelerdir. Bunlar nerelerde var? Bakalım dam. Dam deyince aklımıza Batı Anadolu. Çanakkale, Bursa, Balıkesir civarında. Daha çok hayvancılık için yapılmış ama tabi tarım içinde kullanılıyor. Yerleşmelere dam adı veriliyor. O yüzden damı biz şu Çanakkale çevresine yerleştirdik. Divan. Bu divan hani insanların oturmak için kullandıkları yerden yüksek olan ahşap yapılara verilen isim ama bu divan edebiyatı, divan-ı humayun da aynı şeyden geliyor. Buradaki divan da insanların oturduğu bölge anlamına geliyor ve Orta Karadeniz'den Batı Karadeniz'in en batısı yani Marmara doğusuna kadar olan bölgede görülen bir yerleşim türü. Ve insanlar burada geçici olarak kalmıyorlar. Tabii şu damda geçici divan. Sürekli bir yerleşimdir. Genellikle Kur'anların ismiyle bilinir. Örneğin işte Onur Divanı, Güven Divanı gibi ve onların çocukları etraflara yayılıyor ve orada bir grup evler oluşuyor. Bunlara divan deniyor. Birkaç divan birleşerek bir köye dönüşebiliyor. Hatta köyler büyüyerek ilçelere dönüşebiliyor. İşte böyle ilçeler var. Ser Divan, El Divan, Dört Divan gibi Batı Karadeniz bölümümüzde yer alıyor. Dalyan deyince Dalyan balıkçılık aklımıza gelecek öncelikle. Balıkçılıkla uğraşılan geçici bir yerleşme alanı ve en önemlisi Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalyan. Bir de Mersin Silifke'de Dalyanlar var. O yüzden biz Dalyan'ı Muğla'ya koyduğumuz için şöyle de Dalyan yerleşim yazalım. Mahalle köyden daha küçük olan mesela bir dağın yamacında şöyle dağ var. Burada 3-4 tane ev var. Burada 3-4 tane ev var. Şurada 3-4 tane. Bunların hepsi bir köy oluşturuyor ama bunların ayrı ayrı. Birbirinden biraz daha uzak. Mesela 500 metre, 1 kilometre uzakta küçük evlerin olduğu alanlar. Bunlara mahalle deniyor. Ve Türkiye'de Akdeniz, Karadeniz'de çok görülür ama yoğun olarak görüldüğü yer olarak ben Orta Karadeniz'i aldım. O yüzden mahalleyi buraya koyduk ve mahalle sürekli bir yerleşim, bir geçici değildir. Oba, oba böyle dairesel çadırların bulunduğu, Orta Asya Türk geleneklerini yansıtan tarzda yerleşimlerdir ve konar göçer yani göçebe yerleşim tarzını belirlemiş kendisine bir yaşam alanı oluşturmuş olan özellikle yörük diye tabir ettiğimiz kesimlerin kullandığı bir yerleşim yeri. Çadırlar vardı. Tabi beyaz çadırlar da kıl çadırlar da vardır. Kıl çadırlarla. Kıl çadır var. Onların yakınlarında hayvanlarını barındırmak için kullandıkları ağıllar da var. Köpekleri aynı şekilde var. Bunlar 2-3 ay burada kalıp sonra otlar bitince başka bir yere gidebiliyorlar. İşte bu da yoğun olarak Akdeniz bölgesinde görüldüğü için aslında başka yerlerde de var da ben o yüzden bunu Akdeniz'e obayı yerleştirdim. Ağıl
Ahıl da çitlerle çevrili alan, yani buraya hayvanı akşam kalması için yerleştirebilirler ya da uzun sürede, mesela o bölgedeki otlar tükeninceye kadar işte bir ay olabilir, işte 40 gün olabilir, 2 ay olabilir. Onların kaldığı, yanında bir çoban kulübesinin olduğu ya da bir köpek kulübesinin olduğu, etrafı çevrili çitlerle olan yerleşim alanlarında ahıl adı veriliyor arkadaşlar. Ahıl da buraya yerleştirdik. Yani bu da geçici bir yerleşim. Oba da geçici bir yerleşimdi. Çiftlik. Çiftlik genellikle düz arazilerde, yani geniş bir arazi olması lazım. Düzlük. Zaten bu sürekli bir yerleşmedir. Eğer sen burada tarım yapıyorsan, evin var, sonra traktör garajın var, ya da fidanlık var, hayvancılık yapıyorsan ahır var. Ama sınırları belli bir alan var. Bu düzlük alanda tarım yapabiliyorsun ya da ahırların var, hayvancılık yapabiliyorsun. O yüzden engebesiz yerlerde olması gerekiyor. Yani İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ya da Trakya'da, ki en fazla görüldüğü yeri ben yazdım. O yüzden çiftlik Trakya, Kırklareli. Neden? Orada çok fazla var. Çünkü İstanbul büyük bir pazar alanı olduğu için bu bölgede daha fazla çiftliklere rastlayabiliyoruz. Kom. Aslında fonksiyon olarak baktığımızda birbirine benzeyen özellikler, hepsi hayvancılık fonksiyonu ön planda olan yerleşim alanlardır. Kom ise Erzincan, Elazığ, Tunceli çevresine has, yaz aylarında gidilen ve hayvancılık yapmak amacıyla kalınan geçici yerleşmelerdir. O yüzden 8 numaraya da kom yazalım. Yayla. Yayla diğerlerinden farklı bir fonksiyonu var. Çünkü turizmdir. Ama yaylanın ilk çıkışta asıl amacı tarım ve hayvancılıktır ve geçici bir yerleşmedir. Ancak daha sonraları, özellikle son dönemlerde insanların sıcaklığın artmasıyla birlikte veya turizm amaçlı yaylalara çıkılarak burada turizm rekreasyonel faaliyetlerini yapabiliyorlar. Akdeniz'de sıcaktan korunmak için ya da Karadeniz bölgesinde yine turizm amaçlı kullanılabiliyor. Bu yüzden en çok kullanılan yer olarak ben Karadeniz bölgesine yakın bir alan olduğu için bu 10 numaraya da yaylayı koydum. Yayla bulunduğu yerden daha yüksek bir alan çıkma anlamında kullanılıyor. Bu yüzden böyle yükseltinin fazla olmadığı ya da yaylacık faaliyetleri yoktur. Mesela İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Trakya'da yaylacık faaliyetler olmaz. Yayla genellikle daha yüksek alanlara çıkılan küçük yerleşim alanlarıdır. Bir başka sorumuza geçelim. Doğal kaynaklar var ülkemizde. Ülkemizdeki doğal kaynakların nerelerde olduğu ile ilgili. Taş kömürü deyince aklımıza zaten Zonguldak gelecek. Zonguldak'a hemen taş kömürünü yerleştirelim. 3 numara taş kömürü. Alüvyon toprak, tarım alanları buralar ve alüvyon toprağın temelinde akarsuların getirdiği malzemeler vardır ve Çukurova bunun en güzel örneğidir. O yüzden buraya alüvyon toprak yazdık. Plajlar da doğal kaynaklarımızdır ve turizm açısından önemlidir. Güneşli gün sayısının fazla olduğu Alanya Antalya arasında plajlara sıkça rastlanır. O yüzden buraya koyduk. Mermer, dünya çapında mermerlerimiz var. Özellikle Kapıdağ Yarımadası, Marmara Adası çevresinde, ama yine Afyon mermerleri de dünyaca ünlüdür. O yüzden Afyon çevresine mermeri koydum. Mermer, kalkerin başkalaşmasıyla oluşmuş bir taş türüdür. Jeotermal. Jeo yer, term sıcak. Yer altından gelen sıcak su ile elektrik üretimi. Ülkemizde Aydın, Germencik ve Denizli Sarayköy'de jeotermal enerji çalışan santrallerimiz var. O yüzden Denizli Aydın civarına bunu koydum. Buraya da jeotermal yazıyorum. Kış turizmi, kayak merkezleri. Ülkemizde Uludağ, Erciyes, Palandöken gibi kayak merkezlerimiz. Bunlar içerisinde ben 8 numaraya kayak merkezini koydum. Yani Erciyes daha. O yüzden buna kış turizmi diyoruz. Orman bir doğal kaynağımız. Ormanların Türkiye'de yaklaşık dörtte biri Karadeniz bölgesinde olduğu için 10 numaraya da orman yazdık. Bor, dünyada yaklaşık %70 oranında rezervinin Türkiye'de bulunduğu bir maden, geleceğin enerjisi olarak bakılıyor ve ülkemizde Susurluk Havzası'nda bol miktarda bor var. Susurluk Havzası da Güney Marmara'da ve Ege'nin kuzey kesiminde, yani 2 numaranın olduğu yerde bor mineralleri yer alıyor. Rüzgar gücüyle çalışan santrallerimiz ülkemizde son dönemlerde oldukça arttı. Özellikle ilk santralimiz İzmir Çeşme Alaçatı olduğu için buraya biz rüzgar gücünü koyduk. Bunun dışında Hatay'da, Mersin'de, Konya'da, birçok Çanakkale'de, Balıkesir'de, Muğla'da rüzgarla çalışan santrallerimiz de var. Hidroelektrik santral, suyla çalışan Atatürk Barajı'nın olduğu, Keban Karakaya'nın olduğu yere koydum. Çünkü bu bölge Türkiye'deki en fazla hidroelektrik üretiminin yapıldığı yerdir. O yüzden buraya da
hidroelektrik santrali yerleştirdik ve buradan da puanımızı aldık arkadaşlar. Bir başka sorumuz, Türkiye'deki ekonomi politikaları ve bu dönemlerdeki olayları eşleştiriniz demiş. IMF'den borç alındı. Aslında IMF'den ilk borcumuz 1960'lı yıllarda alınmıştı ama en çok borcu aldığımız dönem 1980 sonrası dönemdir. Bu dönemlerdeki borcumuz da işte 2005-2006 yıllarda ödeyerek bitirmiştik. Devlet Planlama Teşkilatı Eylül 1960 yılında kurulduğu için 1960-80 arasına tik atıyoruz. Yatırımların devlet tarafından yapılması, yani devletçilik ilkesi 1950'den sonraki dönemdir. O yüzden 1950-60 arasına bunu tiki koyduk. Süperbank 1933 yılında kurulmuştur. 33 yılında olduğu için dönem olarak 50-30 arasına tik koyduk. İzmir İktisat Kongresi 1923 yılında toplanmıştır ve hemen Cumhuriyet'in arkasında ülkedeki ekonomik faaliyetleri değerlendirmek amacıyla yapıldığı için buraya tikimizi atıyoruz. Aşar vergisi 1925 yılında öşür çiftçiden alınan çok ağır bir vergiydi ve kaldırıldı. O da 25 olduğu için 23-29 yılına tik atıyoruz. Teşvik Sanayi Kanunu 1927 yılında sanayi geliştirmek için bir takım alınan önlemleri anlatıyor ve bu da 27 olduğu için 1923-29 yılı arasındaki tiki atıyoruz. Geçtik. Türkiye'de yıllara göre gayri safi milli hasılatın sektörel dağılımı verilmiş. Yani ilk yıllarda 1924, yani Cumhuriyet'ten sonraki dönemlerden başlayarak bakarsak tarım sektöründe daha fazla gelirimiz var. Hizmet 44 ve buradaki artışı nasıl resimleyelim bakalım. Sanayi sektörü oldukça az çünkü fabrikalar yok. Savaştan yeni çıktı, küçülen bir devlet. O yüzden ama sonraki yıllarda bakın yaklaşık 26 yıl sonra tarım sektörü çalışanlar azalmış, hizmet sektöründe çalışanlar artmış, sanayi iki katına çıkmış. Giderek artan bir oranlama var. 1980 yılına geldiğimizde tarım neredeyse yarı yarıya düşüyor. Tarımdan elde edilen gelirimiz, hizmet sektöründekiler artıyor. Yani eğitim, sağlık gibi sektörlerdeki artış. Bakın aynı şekilde sanayi. Sanayiye yatırımlar artıyor ve giderek 27-29. 2015 yılına geldiğimizde şu anda tarım sektöründeki oran %9 ve hizmet sektörü. Zaten bir ülkede tarım sektöründe çalışanların oranı az olacak ve sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı fazla ise o ülke gelişmiş bir ülkedir. O yüzden biz ülkemizde şu anki aşamayla öncekini karşılaştırdığımız zaman giderek gelişmiş bir ekonomi görüyoruz. Yani en azından biz süreç olarak kişi başı ölçülen milli gelirimiz 1000 ila 10.000 dolar arasında olduğu için gelişmekte olan bir ülke kategorisine alınabiliriz. Tarımda verimi etkileyen faktörleri açıklayınız. Şimdi tarımda verim nasıl etkilenir? Tabii en önemlisi iklimdir aslında. İklimin uygun olduğu yerlerde tarım yapılır ama beraberinde neler var? Toprağın bakımı. Toprağın bakımından kastı nedir? Pullukla, yani bu traktörün arkasına takılan aparatlar var. Bunlar sayesinde toprağı sürüyoruz ve havalandırıyoruz. Toprağın bakımı budur. Yoksa toprağı sürmediğiniz zaman oradaki otların vesairelerin birikimleri, orada zararlı otları temizleme olayları falan olmadığı için verim düşer. Toprağın bakımı yapılması gerekir. Sulama. Sulamayla neler değişir? Sulama çok önemli. Sulamayla değişen durumlar. Çünkü su bitki için çok önemlidir. Özellikle sadece sulama gerektiren tarım ürünlerinde bu çok daha önemlidir. Şimdi sulama yapılan yerlerde verim artar bir defa. Verim artar, nasıl artar? Bir yılda birden fazla tarım ürünü alınan alanlar artar. Birden fazla ürün alınan alanlar artar. Yani ben yazın ekiyorum, sulama yaptığım için yazdan sonraki dönemde tekrar bir daha tarım ürünü üretebiliyorum sulama varsa. Sulama yoksa tabii üründeki verim rekolte düşebilir. Sonra dalgalanma, üretimde dalgalanma azalır. Üretim dalgalanması nasıl değişiyor? Örneğin buğday ilkbahar yağışı ister. İlkbaharda yağmur yağmadığı zaman yağmurlama sulama yaparsanız buğdayın verimi normal yıllardaki gibi devam eder. Ama sulama yapmazsanız o dönemlerde yağış az olduğu için verim düşer. Yani üretimde dalgalanma devam eder. Sulamayla birlikte örneğin kapı burada çok güzel bir örnek olarak alabiliriz. Kapla birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde sulama şartları iyileştiği için o bölgedeki insanlar daha fazla gelir elde etmeye başladı. Yani tarımın
milli gelir içindeki payı arttı. Bu yüzden de insanlar göç etmedi. Yani göç önlenmiş oldu. Sulamayla birlikte çok şey değişiyor. O yüzden sulama şartları çok önemli. Barajlar, göletler sulama için yapılıyor. Gübreleme. Gübreleme birkaç gübre türü vardır. Gübreleme özellikle toprağın aşırı işlenmesi veya veriminin, minerallerin düşük olması durumunda kullanılan bir yöntemdir. Gübreleme doğal gübreler yani hayvan gübreleri, organik gübreler, bitkisel gübreler, bir de kimyasal gübreler var. Özellikle fosfattan yapılan. Gübreleme ile de verim artışı sağlanıyor. Ülkemizde gübre fabrikaları var ama yeteri kadar fosfat üretilmediği için yurt dışından getiriliyor ve yurt dışından getirilen bu gübrelerin de maliyeti fazla olduğu için tabii tarımdaki maliyet de yüksek. Makineleşme yani traktör kullanımı. Makineleşme ile birlikte verim artar çünkü daha kısa sürede hasat dönemi gelmeden makineleşme ile toprağın işte incitilmesi, sürülmesi, içerisindeki havalandırmanın yapılması gibi olaylar topraktaki verim artışını sağlar. Makine kullanımı tabii her yerde olmadığı için mutlaka insan gücüne ihtiyaç bitmiyor. Ülkemizde en çok makine kullanımının yapıldığı bölgeler Çukurova gibi, Kıyı Ege Ovaları gibi ovalarımızdır ve son dönemlerde Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP'la birlikte. Tohum ıslahı, ıslatma iyileştirmek. Yani iyi tohumlardan bir tohum varyasyonu yaratabiliyoruz. Yani hastalıklı küçük tohumları çıkartıyoruz. Onun yerine daha sağlıklı tohumları kullanırsak bir dahaki ekime bunları satmazsak o zaman tohum ıslah ederek verimde artış sağlanmış oluyor. İlaçlama. Küresel ısınmayla birlikte birçok haşere dediğimiz küçük canlılar ortaya çıktı ve bunları ilaçlayarak öldürüp bitkiye zarar vermesi önlenebiliyor. Tabii bunların ilaçlama çevre kirliliğine de neden oluyor ama ilaçlamayla birlikte rekolte artışı sağlanabiliyor. Bu da verimi arttırıyor. Tarımı destekleyen kuruluşlar ve destekleme alımları. Tarımı destekleyen kuruluşlar Zirai Donatım, ÇİKO Birlik, Fisko Birlik, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumlar var. Bunlar çiftçinin özellikle destekleme alımıyla desteklemesini sağlıyor. Verimi arttırıyor. Nedir bu? Mesela çiftçi elverişsiz piyasa koşullarında ürünü çok ucuza gidecekti ama Toprak Mahsulleri Ofisi bunları alabiliyor. Ve destekleme alım dediğimiz ürünler sanayi ürünlerle daha fazla yapıyorlar. Ne gibi ürünler bunlar? Tütün, pamuk, çay, şeker pancarı, fındık gibi. Ama mesela domateste destekleme alımı olmuyor. Bunlar bir taban fiyatları var. Taban fiyat üzerinden devlet tarafından satın alınmasına destekleme alımı deniyor. Üniversite sınavında da hangi ürünlerde destekleme alımı yapılır diye karşımıza getirilebiliyor. Çiftçinin eğitimi zaten bunların tümünün yapabilmesi, çiftçinin bu anlamda eğitilmesi gerekiyor. Yani hangi toprakta hangi tarım ürünü yetişir, hangi bitkiye hangi ilaçlama gerekir ya da hangi bitki hangi gübreyi kullanması gerekir gibi eğitiminin yapılması verimi artıran bir faktördür arkadaşlar. Tarım metotları hakkında bilgi veririz. Arkadaşlar 3 tane tarım metodumuz var. Birincisi entansif. Bunun diğer ismi yoğun tarım ya da modern tarım. Ne demektir modern tarım? Tarımda az önce gördüğümüz verimi etkileyen tüm unsurlar kullanıldığında modern tarım demiş oluruz. Verimi etkileyen tüm unsurların kullanıldığı yöntem. Buradaki amaç nedir? Birim alandan en yüksek verimi elde etmektir. Yani sulama, gübreleme, tohum ıslahı, makineleşme, zira ilaçlama gibi faaliyetler hepsini yaptığımız zaman kullanılır ve bu daha çok nüfusun fazla olduğu, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve tarım alanları az olan ülkelerde uygulanır. İşte Hollanda, Danimarka, İsrail, Japonya gibi ülkelerde bunu uyguluyor. Neden? Çünkü bunlarda tarım alanları çok azdır ve birim alanından çok yüksek verim elde ederler. Hem de çalışan sayısı çok az olmasına rağmen. İkincisi ekstansif tarım. Ne demektir ekstansif? Yaygın tarım. Buradaki mantalite nedir? Bütün verimi etkileyen bütün faktörler kullanılmıyor. Burada da nüfus miktarı, nüfusu
Yani orta düzeyde az da diyebiliriz ama asıl burada tarım alanları fazla olan. Mesela Hindistan gibi ülkelerde uygulanan yöntemdir. Türkiye'de de yaygın olarak ekstansif tarım yapılmakta. Çünkü verimi etkileyen bütün faktörleri kullanamıyoruz ülkede. Örneğin Karadeniz bölgesinde makineleşme diye bir olay çok fazla yok. Çünkü makine kullanacak bir arazi yok. Engebeli olduğu için insan gücüne dayalı tarım yapılıyor. Hindistan, Türkiye, Çin gibi ülkelerde bunlardan uygulanıyor. Üçüncüsü Nadas. Nadas nedir diye ismi? İlkel tarım. Şimdi Nadas'ın tabi biraz da iklimle alakası var. Çünkü özellikle kurak, buharlaşmanın fazla olduğu ülkelerde tarlanın bir veya kuraklığa göre 2 yıl boş bırakıldı. Zaten Nadas boş bırakmaktır asıl coğrafi literatüründe. Boş bırakıldı tarım yöntemidir. Şimdi amaç ne? Tabii tarlayı sürüyorsun, boş bırakıyorsun ve toprağın alt kısmında o yıl yağan yağmurlar B horizonda birikiyor. Artı aşırı mineral bitki için kullanılmadığı için toprak taban kısmında biriken suyun sonraki yıl, boş bırakıldıktan sonraki yıl yağan yağmurlarla birlikte bitkinin köklerinden hem de yağan yağmurla birlikte buranın bitkinin beslenmesine yardımcı olması nedeniyle kullanılan bir yöntemdir. Kurak bölgelerde kullanılır. Mesela Karadeniz bölgesinde Nadas'a bırakma diye bir şey olmaz. Yani burada toprağı dinlendirme amaç olsa da salt dinlendirme değildir. Asıl önemli olan zaten buharlaşma miktarının bitkiye etkisini azaltmaktır. Bu yüzden toprağın boş bırakılmasındaki temel mantalite kuraklığın bitkiyi en az etkilemesidir. İç Anadolu ve Türkiye'de Nadas alanlarının en fazla olduğu İç Anadolu'da Nadas çok. Ama arkadaşlar çok önemli bir şey. Türkiye'de Nadas'a en çok ihtiyaç duyan bölge Güneydoğu'dur. Niye? Çünkü Türkiye'de buharlaşma miktarının en fazla olduğudur. Ama tabii bu oran GAP'la birlikte azaltılmaya çalışıldı. Her ne kadar GAP'ın orada %85 uygulanmakta olsa da gidilemeyen ya da GAP'la birlikte sulama yapılamayan alanlar da var. O yüzden ihtiyaç olarak bakarsak orada ama yüzey alanı olarak bakarsak en çok Nadas alanı İç Anadolu'da. En az olarak alırsak da Karadeniz'de. Karadeniz'in her ne kadar kıyı kesiminde yağış çok olsa da iç kesimlerde yağışı az olan bölgelerde Nadas yöntemi uygulanabiliyor. Verilen tarım ürünleri ilgili bilgi verilir. Buğday. Buğdaya baktığımız zaman buğdayın istediği en önemli şart arkadaşlar ilkbahar yağışı ve yaz kuraklığıdır. Şimdi buğdayın en fazla yetiştirildiği bölge İç Anadolu'dur. Neden? Çünkü ilkbahar yağışı ve yaz kuraklığı var. Ama tabii hocam mesela ilkbahar yağışı, yaz kuraklığı Akdeniz'de de var. Niye Akdeniz'de üretilmiyor? Bakın bazı yerlerde üretilemiyor, bazı yerlerde üretilmiyor. Mesela Karadeniz bölgesinde üretilemiyor. İklim nedeniyle. Çünkü yaz kuraklığı yok. Ama Akdeniz'de üretilmiyor. Neden? Neden üretilmiyor? Daha fazla para getiren ürünler üretildiği için. Mesela ne üretiyorlar burada? Seracılık yapıyorlar ya da pamuk üretimi yapılıyor ya da turunçgil üretimi, zeytin üretimi yapılıyor. Buna dikkat edelim. Karadeniz bölgesinde üretilmiyor. Akdeniz bölgesinde üretilemiyor. Yani burada pardon, Akdeniz bölgesinde üretilmiyor. Karadeniz bölgesinde üretilemiyor. Neden? Birisi iklim olayları nedeniyle, birisi de daha fazla gelir getiren ürünlerden dolayı. Buğdayın işlendiği yerlerde İç Anadolu bölgesi, makarna fabrikaları ya da buna bağlı buğday ürünlerine bağlı fabrikalar var. Bisküvi fabrikaları gibi İç Anadolu bölgesinde yoğun. Türkiye'de en geniş alanlarda üretilen tarım ürünü de buğdaydır. Ayçiçeği de buğdaya benzer bir özellikte ilkbahar yağışı ister. Yaz kuraklığı ister. Ama en çok yetiştiği yer bakın Marmara'dır. Zaten ayçiçek Türkiye'de o bölgede çok fazla üretilir ve en çok tüketilen yağımızdır arkadaşlar. En çok tüketilen yağ. Bu yüzden üretimi de fazla.
Edirne, Tekirdağ, Güney Marmara bu anlamda en çok üretildiği yerdir ayçiçeğinin. Zeytin. Zeytin bir Akdeniz iklim bitki örüsüdür ama kış aylarının geçtiği birçok yerde yetiştirilebiliyor. En çok zeytinin yetiştirildiği bölge, zeytinin en çok yetiştirildiği bölge Ege'dir. Ama bu da burada zeytinin iklim şartı olarak en iyi uyum sağladığı bölge Akdeniz'dir. Ama Akdeniz'de çok yetiştirilmiyor. Neden? Şuradaki nedenle aynı. Yani daha fazla gelir getiren turunçgil ya da seracılık tarımı yapıldığı için. Ama burada tabii en çok Ege'de derken bu yağlık zeytin olarak. Sofralık zeytinin en fazla yetiştirildiği yer sofralık zeytin Marmara'dır arkadaşlar. Marmara birlik zeytinleri var mesela. Zeytini Akdeniz bölgesinde 700-800 metrelere kadar, Ege bölgesinde 500-600 metrelere kadar, Marmara'da ise 300-400 metrelere kadar yetiştiğini görebiliyoruz. Bunun da nedeni enlemdir. Üniversite alanında sıkça karşımıza gelir. Şimdi şuralarda da zeytin var. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Çünkü buralarda da kış ayları ılık geçebiliyor. Karadeniz bölgesinde de var ama tabii ekonomik değeri çok fazla değil. Çünkü insanlar burada bu zeytin tarımını yaparak para kazanma durumları çok fazla yok. Onun yerine başka ürünlerde üretebiliyorlar. Hatta Mardin'de, Şırnak'ta da zeytin ağaçları var ama ekonomik faaliyet olarak değil. Üzüm soğuğa dayanıklı olması ve iklim şart isteği çok fazla olması nedeniyle her bölgemizde üzüm yetiştirilir ama en çok üzüm yetiştirilen bölge Ege'dir. En çok üzüm. Hatta biz kuru üzüm ihracatında birinciyiz. Üzüm neyde kullanılır? Üzüm sirke yapımında ya da alkol içecekler yapımında kullanılır ve yurt dışına satarız. Bu anlamda çok tüketilen bir üründür. Tütün, Türkiye'nin yurt dışına satışından en fazla para kazanan ürünüdür. Tütünün istediği şartlar da aslında çok fazla şart yok. Yani iklim isteği fazla değildir. İklim isteği çok fazla değil. Ama devlet tarafından izin verilen yerlerde yetişir. Devlet izniyle yetişir. Neden devlet izin vermesi gerekiyor? Çünkü kalite değişiyor arkadaşlar. Kalite. Hangi kalitelerde yetişiyor? Özellikle alivyon dolgulu, kumlu topraklarda. Kıraç, yani böyle çok nemli olmayacak yamaç arazileri seviyor. Türkiye'nin en kaliteli tütünleri de Ege'de. Zaten en çok da Ege'de tütün üretiliyor. Tütün sigaraya dönüştürüldüğü için sigara fabrikaları ülkemizde nerelerde var? Adana'da sigara fabrikası var. Samsun'da, Tokat'ta, Malatya'da, Bitlis'te, İzmir'de ve İstanbul'da var. Hocam İstanbul'da tütün üretiliyor mu? Hayır. Adana'da üretilmiyor. Buralarda niye? Çünkü bazı bölgelerimizde tütün üretilmesi de sigara fabrikası vardır. Neden? Onu da hemen şuraya yazalım. İstanbul, Adana gibi şehirlerde pazar imkanı nedeniyle arkadaşlar oralara sigara fabrikaları kurulmuş. Başka yerlerden tütünler oraya getirilerek sigaraya dönüştürülüyor. Ama onun dışında mesela diğer yerlerde ham maddeye yakınlık ilkesi, buralarda pazara yakınlık ilkesi. İzmir'de hem ham madde var hem pazar var. O yüzden ikisi de kullanılabiliyor. Keten kenevir. Keten kenevir özellikle uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı için devlet tarafından izin verilen yerlerde yetişiyor. Bakın bu da devlet izniyle yetişiyordu tütünde. Bu da. Çünkü uyuşturucu madde var. Bunların tohumlarından, yapraklarından uyuşturucu yapılabiliyor. Ama tabii ağır kesici ilaç ya da narkoz yapımında da kullanıldığı için keten kenevir devletin izin verdiği alanlarda yetiştirilebiliyor. Ülkemizde Batı Karadeniz'de Uşak, Afyon, Kütahya, Burdur, Isparta çevresinde de keten kenevir yetiştirilen alanlar var. Bu ketenin özellikle lifleri çok sağlam. O yüzden banknot yani para yapımında da kullanılıyor. Ya da gemi halatları yapımında kullanılıyor. Değerli kağıtlar yani borsa kağıtları yapımında da keteni kullanımı görüyoruz. Turunçgil. Turunçgil ne istiyor? Kış ılıklığı ve su istiyor. İkisinin birlikte olduğu alanlarda bol miktarda yetişiyor ki bakın Rize çevresinde ama özellikle Akdeniz kıyılarında çok fazla. Turunçgil deyince aklımıza tabii ilk gelecek olan iki şehrimiz var. Birisi
Mersin, birisi de Antalya'dır. Bu bölgelerimizde üretilen turunçgiller yurt dışına da satışı yapılır. Sulamanın olmadığı, yağışın olduğu alanlarda da yetişebilir ama kış ırıklığı şarttır. O yüzden Doğu Karadeniz'de de Rize çevresinde turunçgil yetişebilir. Turunçgil dediğim şey nedir? Portakal, mandalina, greyfurt. Bir de turunç diye bir şey var ama turunç tabii reçel vesaire yapımından başka bir şey de kullanılmıyor. Şeker pancarı. Şeker pancarının aradığı iklim isteği çok fazla yoktur. İklim isteği yok arkadaşlar. Önemli sorular da karşımıza gelir. O zaman her yerde yetişir mi? Yetişir. Ama kalitesi değişebiliyor. Örneğin Karadeniz kıyılarında aşırı yağıştan dolayı şeker oranı düşebiliyor. Güneydoğu'da aşırı buharlaşma var. Su istiyor. O zaman nerede olacak? İç Anadolu'da. Peki Akdeniz'de niye yok? Yine Akdeniz'de yetiştirilmiyor. Yetiştirilmiyor. Neden yetiştirilmiyor? Çünkü daha fazla gelir getiren ürünler var. En çok nerede var? İç Anadolu'da ve şeker fabrikaları Türkiye'de de oldukça yaygın. Doğu Anadolu'da, Erzurum'da, Kars'ta, Samsun'da, Afyon, Uşak, Kütahya, Ankara, Yozgat, Konya gibi şehirlerimizde şeker pancarı üretimi yapılıyor. Pirinç. Pirinç bitkinin ismi aslında çeltiktir. Bitkinin ismi çeltik. Bunların tohumlarının ismi pirinçtir. Ne ister? Bol miktarda su ister. Yani su artı sıcaklık varsa, bu su tabii, suyu biz ya sulama ya da yağmurla, fark etmiyor. Her ikisinde de yetişebiliyor. Ama bunun da devlet izniyle yetişmesi gerekiyor. Devlet izni. Neden dolayı? Sıtma hastalığından dolayı. Bunu kim yapıyor? Sivrisinek. Sivrisinek de sulu yerler sevdiği için suyun olduğu alanlarda sivrisinek üremesi çok olduğundan devletten izin alması gerekiyor. Türkiye'de pirinç deyince aklımıza Marmara bölgesi gelmesi lazım. Özellikle Edirne çevresi en fazla pirinç üretildiği yerdir. Bunun dışında Kastamonu, Tosya pirinçleri meşhurdur. Samsun pirinçleri meşhurdur. Konya, hatta Konya'nın Çeltik diye ilçesi var. Adana, Mersin, Hatay, son dönemler içinde Urfa, Mardin çevresinde de pirinç üretim var. Ama pirinç kendi tüketimimizi karşılamadığı için yurt dışından yine satın aldığımız bir tarım ürünüdür. Bir özelliği daha söyleyeyim pirincin. İnsan emeğine en fazla ihtiyaç duyulan tarım ürünüdür. Pamuk ne ister? Mutlak yaz kuraklığı ister. Mutlak. Ve sulama. Yağmurla değil yalnız. Bazı tarım ürünleri hem yağmur hem sulamayı kabul eder. Mesela mısır yağmurla da sulamayla da yetişir. Yani hem üstten hem alttan sulayabilir. Pirinç de aynı şekilde ama pamukta sadece sulama vardır. Yağmur olması lazım. Çünkü kozasını açtıktan sonra pamuğun içinde bulunan pamuk nemle birlikte çürüyebiliyor. Şimdi pamuğun bir zamanlar en çok yetiştiği yer Çukurova'ydı. Hatta Çukurova Üniversitesi'nin ambleminde bile şöyle pamuk vardır. Ama neyle birlikte? GAP'la birlikte şu an en fazla Urfa'da yetiştiriliyor. Hatta Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'de toplam üretilen pamuğun %50'ye yakınını oluşturuyor. Pamuk iplik dokuma tekstil sanayinde kullanıldığı için bu bölgelerde bu sanayi kolları da gelişmiştir. Mısır az önce dediğimiz gibi suyu çok sever. Mısır birçok yerde üretiliyor. Ama Türkiye'de Mısır'ın en fazla üretildiği bölge arkadaşlar Mısır'ın iklim olarak yani iklimin özelliği olarak en uygun yer Karadeniz'dir. Ama en çok yetiştirildiği yer Akdeniz'dir. Çünkü Karadenizler bir zamanlar normal ekmekleri de bunlardan yapıyorlardı ama şimdi çok kullanılmıyor. Mısır özellikle yağ sanayinde çok fazla kullanmaya başladıktan sonra Adana'da üretilmeye başlandı. O yüzden Mısır'ın en çok üretildiği bölge Akdeniz bölgesidir. Bu noktalara bakarak nokta sayısına göre yorum yapmayalım. Miktar olarak Adana'da en fazla üretiliyor. Dolayısıyla Akdeniz kıyılarında. Karadeniz kıyılarında da üretimi var ama tabii çok fazla değil. İncir. İncirin en önemli istediği şart kış ılıklığıdır arkadaşlar. Kış aylarının soğuk geçtiği yerleri hiçbir zaman yaprağını döktüğü için bundan da anlaşılıyor kış soğuğundan etkilendiği. İncir dünyada en fazla incir üreten ülkelerdeniz. Hatta kuru incir ihracatında dünya birincisiyiz. İncir deyince aklımıza tabii Aydın öncelikli gelir Ege bölgesinde. Onun dışında kıyı kesimlerinin hepsinde incir yetiştirilebiliyor. Aşağıdaki hayvancık türleri hakkında bilgi veriniz.
Büyük bağış, küçük bağış, kümes hayvancılığı, diğer hayvancılık faaliyetleri. İlk olarak koyunla başlıyorum. Burada hayvanlarla bitki türlerini ya da bitki örtüsünü eşleştirmemiz gerekiyor. Koyun hantal bir yapıya sahip, kuyruğu ağır, yağlı bir hayvandır. Bu yüzden koyunun yaşadığı bölgelerin çok fazla engebeli olmaması gerekiyor. Bunun dışında koyunun yediği otlar kısa kısa sarı otlardır. Yani koyunla biz eşleştireceğimiz bitki türü bozkır olması lazım. O yüzden bozkırın çok olduğu alanlarda koyun yetiştirici daha fazla. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Anadolu gibi alanlarda. Keçi ise, keçi daha atletik bir yapıya, kısa kuyruğu, kaslı bir yapısı var. Böyle boynuzları ve ayakları ile öyle öne doğru atar ve çalıların üzerinden otları alır ve çalıların yapraklarını, ince süygün dediğimiz taze yapraklarını yediği için bu çalının olduğu yerlere, yani çalı deyince tabi ülkemizde de çokça bulunan maki bitki örtüsü aklımıza gelecek ve özellikle kıl keçisi deyince aklımıza Antalya, Mersin, Burdur, Isparta çevresi gelecek ki maki keçi ile eşleştirilecek. Tiftik keçisi bu keçi türlerinden ama tiftik keçisi daha çok yünüyle kullanılan bir hayvanımız ama çok fazla Türkiye'de üretim yapılmıyor. Ankara ve çevresinde tiftik keçisi üretimi yapılabiliyor. Büyükbaş hayvanlardan sığır. Sığır yapı olarak baktığımız zaman sığırın dilleri uzun, dilleriyle otu kopartıyor. Yeşil otlar, taze otlar. Yani yeşil ve taze ota ne diyoruz biz? Çayır arkadaşlar. Çayır ne ister? Çayır yaz yağışı olan yerlerdir arkadaşlar. Yaz yağışı Türkiye'de nerede var? Hemen hatırlayalım. Türkiye haritasında bir E harfi oluşturuyorduk. E harfinin en çok görüldüğü alana bakarsak. Şimdi E harfi şöyle en çok yağışın görüldüğü yerleri anlatıyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, kış, kış. O zaman yaz yağışı nerede var? Erzurum, Kars. O zaman yaz yağışının olduğu, çayırın olduğu alanlar mera hayvancılığında sığırın en çok yetiştirildiği alanlardır. Yani biz burada eşleştireceğimiz mera hayvancılığındaki bitki ve hayvan sığır ve çayırdır arkadaşlar. Ama ahır hayvancılığı tarzında bakarsak, ahır hayvancılığı ve özellikle de kümes hayvancılığı kapalı ortamda yapıldığı için arkadaşlar, kapalı ortamda, bu ikisi de kapalı ortamda yapıldığı için iklimle alakası yoktur. İklim önemli değil. Ne önemli burada peki? Pazar önemli. Yani nüfusun yoğun olduğu alanlarda yapılıyor. Bu ikisi de amaçta kolaylıkla pazara ulaşsın, maliyet azalsın diye. Kümes hayvancı tavuk daha fazla üretiyor. Hindikazda çok fazla bir üretim yok. At da çok fazla üretilmiyor aynı şekilde. Manda da su isteyen yağlı bir hayvan. Bu da çok fazla üretim yapılmıyor. Burada tabi sığır ve tavuk ikisi önemli. Diğer hayvancılıklar ipek böcekçiliği. İpek böcekliği bir tırtıl var. Sonra bu kelebeğe dönüşüyor. Tabi burada dut yaprağı önemli. Çünkü dut ağacının yapraklarıyla beslenen tırtıl sonra ipek üretiyor. Ve ipek böcekçiliği içinde o zaman bizim için önemli olan bitki duttur. Ama dut ağacı her yerde var. Hemen hemen yaz bitkisi olduğu için de zaten Türkiye'nin birçok yerinde yetiştiriliyor. Ama geleneksel olarak Türkiye'de ipek böcekçiliğinin yapıldığı yerler Diyarbakır, yıllardır Türkiye'de en fazla üretilen ilimizdir. Geleneksel olarak Osmanlı döneminden kalma Bursa, Bilecik çevresinde, Antalya'da, Ankara'da üretimi, Hatay'da üretimi yapılmakta. Ama ipek artık suni ipek üretimi yapıldığı için yurt dışından daha ucuza mal edildiğinden dolayı Türkiye'de çok fazla yapılan bir hayvancılık türü değil. Arıcılık. Arı deyince çiçek, çiçek deyince de orman gelecek arkadaşlar. Yani arıcılık faaliyetleri için orman olan yerleri tercih edeceğiz ve Türkiye'de zaten en fazla arıcılık, yani bal üretimi nerede yapılıyor? Karadeniz bölgesinde. Onun dışında yine bitkinin çok olduğu Akdeniz, Muğla, Antalya çevresi ya da Bitlis, Hakkari koridorunda da bal faaliyetleri oldukça yoğun yapılıyor. Son olarak da su ürünleri. Su ürünleri üretimi Türkiye'de ülkemizin enlem faktörü gereği en fazla oksijenin olduğu, planktonun olduğu denizimiz Karadeniz'dir. O yüzden Türkiye'de avlanan balıkların, deniz balıklarının %80'i Karadeniz'de. Sonra Marmara, Ege ve Akdeniz diye gidiyor. Giderek azalan bir oran var. Tabii bu balıkçılık sadece
denizde üretilen balıkçılık değil de tatlı sularda üretilen balıkçılık da var. Ayrıca denizde kafes balıkçılığı şeklinde de balıkçılık faaliyetleri var. Bunlar deniz içerisinde kurulan kafeslerin ya da diğer ismiyle deniz çiftliklerinin içerisinde balığın üretilmesi de demektir. Tabi denizlerde sadece balık da üretilmiyor. İstakoz üretilen yerler de var. Kerevit yani tatsız istakoz üretilen yerler de var. Yengeç üretimi yapılan alanlar da ülkemizde mevcut. Bu yüzden su ürünleri de bu alanlarda yoğun olarak karşımıza gelebiliyor. Evet. Coğrafya 11. sınıf 1. dönem 2. yazılılar ile karşınıza geldik. 2. dönem 1. yazılı görüşmek dileğiyle. Herkese başarılar. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.